Tekinsight ekranlarından herkese merhaba. Bugün Markafon CEO'su İlker Baydar'la birlikteyiz. Merhabalar İlker Bey, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Markafon ile ilgili konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım isterseniz. Tabii, İlker Baydar ismim. Ben yaklaşık 18 yıldır perakende sektöründe görev alıyorum. Son 6 yıldır da tamamen e-ticaret tarafında görev yapmaktayım. Evliyim, 3 tane oğlum var. 2014 yılından beri de Türkiye'de Naspers grubunun internet yatırımlarını temsilen Markafon grubunun başındayım. Şimdi Markafon aslında bakıldığı zaman tüketici bazında da oldukça bilinen bir marka, ama bir de sizden tanıyalım. Markafon nedir? Tabii ne ki. İş yapar? Aslında Markafon hayatına 2008 yılında başladı. Türkiye'nin ilk özel alışveriş sitesi. O günden bugüne bu sektörde moda ve e-ticareti birleştiren sektörde liderliğini koruyor. Ayakkabı, kozmetik, ev dekorasyonu, kadın giyim, çocuk giyim gibi kategoriler başta olmak üzere yaklaşık 4500 tane markayla yılda 1,5 milyon üzerinde farklı ürünü bir araya getiren bir e-ticaret platformuyuz. 2014 yılından beri de dünyanın 3. büyük e-ticaret ve medya şirketi olan Naspers grubunun %100 yatırımı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi Markafon ile alışveriş sürecine bakıldığı zaman aslında bir çağrı merkezi ile alakalı bir ihtiyaç söz konusu oluyor. Burada çağrı merkezi süreci Markafon açısından ne kadar önemli? Buradaki süreci nasıl başlattınız, nasıl sürdürdünüz? Kısaca onlara da değinelim isterseniz. Tabii. Aslında baktığımızda biz alışverişte bir değişim yarattığımızı düşünüyoruz Türkiye'de. Dünyada da örnekleri var. Aslında internetle moda alışverişini bir araya getirdik. Türkiye perakende sektöründe, servis tarafında çok kuvvetli bir ülke dünyada bakıldığında. Dolayısıyla müşteri deneyimi oldukça önemli. Müşteriler iyi hizmet almaya alışmış müşteriler. İnternete taşıdığımızda da bizi rakiplerimizden farklı kılacak en temel şey ürün, fiyat, kadar ve daha fazla aslında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini ilerletmek. Çağrı merkezi aslında burada devreye giriyor. Biriyle konuşabilme isteği, muhatap bulabilme isteği, sorununa çözüm alabilme isteği, bunlar çok temel müşteri beklentileri. Aslında müşterilerimizin ille kötü bir deneyime sahip olması gerekli değil. Çağrı merkezi aslında müşterinin elektronik ortamda istediği anda birileriyle irtibata geçmesi noktasında devreye giriyor. Kritik şimdi, yeri bu. Tabii şimdi burada çağrı merkezi dediğiniz gibi önemli bir süreç. Müşteriler veya tüketiciler doğrudan bir muhatap bulduğu zaman markaya olan bağlılığı veya güven konusunda da ciddi bir tazeleme yaşayabiliyorlar. Burada Proket'le bir işbirliğiniz söz konusu. Proket'le beraber ne zaman başladınız bu işbirliğine? Bu işbirliği süreci nasıl başladı? Biraz da onlardan bahsedelim. Tabii ki. Biz Ocak ayı, bu yılın Ocak ayında aslında Proket'in merkez ofisini kullanarak bir işbirliğine başladık. Bu tarafların birbirini tanıma süreci oldu. İyi ve sorunsuz bir geçiş yapmak için böyle bir adım attık. 12 Nisan tahmin ediyorum tam tarih, ama Nisan ayından itibaren de tüm süreçlerimizi Proket iş ortağımıza devrederek devam ediyoruz. Burada Proket'i seçmenizi sağlayan ihtiyaçlarınız tam olarak nelerdir? Yani neden Proket'le birlikte devam ettiniz? Burada hedefleriniz veya çalışma prensipleriniz açısından birbirle uyum sağlayan katma değerler nelerdi? Şimdi açıkçası biz bizim kimlik olarak baktığınız zaman bir e-ticaret platformuyuz. Ana işimiz de aslında bu platformda ürün çeşidini sağlamak, doğru fiyatlarla müşterilerimize söz verdiğimiz ürünleri zamanında teslim edebilmek. Bu bir uzmanlık tek başına ve çok ciddi bir odaklanma gerektiriyor. Dolayısıyla biz uzmanlaşmış kadroların işleri yapmasından yanayız. Dolayısıyla bizim işimiz perakendecilik baktığınız zaman. Müşteri hizmetleri ise bence ayrı bir alan, bir bilim dalı gibi. Dolayısıyla hani, konunun uzmanıyla çalışmak aslında kararımızın merkezinde yatıyor. Benim ilave etmek istediğim bir konu daha var. Türkiye dünyada sosyal medya kullanımında dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi.
Fakat Türkiye'de e-ticaret hacmine baktığımız zaman sadece %2'sini gerçekleştirebiliyor. Bunu bizim işimizle, çağrı merkezi yönetimiyle bağlamaya başladığınızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Müşterilerimize eğer biz bize ulaşmak istediklerinde çağrı merkezimizden iyi hizmet veremezsek çok yoğun bir şekilde sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorlar. Bu bizim aslında kimliğimizi, repütasyonumuzu, prestijimizi yönetmek anlamına da geliyor. Proket bize bu anlamda bir kere dışarıdan objektif gözle bakıyor. Üçüncü parti iş ortağı olarak bir müşteri gözüyle bakabiliyor. Aynı zamanda da uzmanlıkları olduğu için de teknoloji kullanımında bize fayda sağlıyor. Bütün bunları topladığımızda yaklaşık 7 sene şirket bünyesinde bu faaliyetleri gerçekleştirmiş bir yapıydık. Son 1 senedir bu anlamda doğru karar verdiğimizi görüyoruz. Bu katma değerleri o yüzden altını çizerek tekrar sizle paylaşmak istedim.